Nijerya'da Hristiyan bir gazeteci, orta kuşak boyunca Hristiyanlara yönelik gerçekleşen saldırıların haberini yapması ve hükümetin saldırılara karşı tepkisini eleştiren bir şekilde ele alması nedeniyle tutuklandı. Gazeteci uzun süreli hapis cezasına maruz kalabilir. Nijeryalı gazeteci Luca Biniyat, orta kuşak boyunca Hristiyanlara yönelik gerçekleşen saldırıların haberini yapması ve hükümetin saldırılara karşı tepkisini eleştiren bir şekilde ele alması nedeniyle tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Siber suçlar yasasının 24B bölümü uyarınca elektronik ortamda saklanan bilgileri sızdırmakla suçlandı. Barnabas Fonu yetkilisi Biniyat'ın tutuklanmasının her türlü muhalif sesi susturmayı ve bölgedeki Hristiyanları korkutmaya amaçladığını belirtti. Suçlama Biniyat'ın 29 Ekim'de Nijerya'da polis katliamları kınıyor ancak kimseyi tutuklamıyor başlıklı haberinin ardından gerçekleşti. Biniyat, radikal Fulani militanlarının saldırılarına maruz kalanlar hakkında çok şey yazdı ve katliamlar konusunda yetkililerin açıklamalarına meydan okudu. Güvenlik güçleri tarafından defalarca tutuklanmasına rağmen kararlılığını kaybetmedi. Federal bir suçla yargılanması nedeniyle kefalet başvurusunda bulunamayan Biniyat, daha yüksek bir mahkemede yargılanabilir ve suçlu bulunduğu takdirde 3 yıl hapis cezasına çarptırılabilir. Kaduda eyaletindeki Hristiyan topluluklara yönelik saldırılar artıyor. Biniyat raporunda 26 Eylül'de eyaletteki kiliselere yönelik düzenlenen iki ayrı saldırıda 35 kişinin hayatını kaybetmesine rağmen polisin herhangi bir tutuklama yapmadığı bildirildi.